Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Bakara suresinin 220. ayetinden devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Euzu besmele ile başlayalım. Euzu. Burada z peltek zel harfi. Zü. Euzu. Aynı çıkaralım. Euzu. Billahi. Billahi ince okuduk. Çünkü Allah lafından önce esresi var. Billahi değil. Billahi mineşşeyda t harfi kalın okunur. Şeyda nirracim racim diye çekilir. Metarızdır. Bismille yine Allah lafzı ince okundu. Çünkü Allah lafzından önceki harfin harekesi esre. Mimin harekesi esre. Millahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bazen avamca okuyor bazı kardeşlerimiz. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Halbuki burada şeddeler var. Dikkat edelim. Fit dünya vel ahira. Fit dünya. Nun sakinden sonra ya gelince idgam maalgunne olur idi. Ancak burada istisna idgam maalgunne harflerinin ikisi yan yana geldiği için nun ve ya idgam maalgunne harfleri ve bir de dünya özel isim olduğu için dünya diyoruz. Fit dünya. Fit dünya demiyoruz. Fit dünya vel ahira. Elif metri tabi. E hı hı harfini çıkaralım. Hıyra. Yuvarlak t'ler h olur. Fit dünya vel ahira. Ve yes eluneke. Lü metri tabi bir elif. Anil yetame. T çeken harfi metrene elif var. Bir elif. Mimi de çeken yine elif var. Birer elif çekelim. Anil yetame. Gul. Gul. Is la hullehum. Is. Elif esre i. Ama sat kalın harf. İnceden kalını geçeceğiz. Is. Is. İs değil. O zaman sin olmuş olur. Gul yus la lam elif çekiyor. Lam elif. Lamın üstü var. Elif de hareketsiz. Bir elif çekiyor. Gul yus la hullehum. İki öteden sonra lam gelince idgam bilavu ne olur? Lam ve ra harfleri gelince bilavu ne olur? Harf birbirine geçirilir ama tutulmaz. Hullehum. Hullehum. Hayır. Tı dura var. Burası meddilin olur. H harfini çıkarıyoruz. Meddilin şöyledir. Y ve vav harfleri üzerinde cezim varsa. Burada Y'nin üzerinde cezim gelmiş. Ondan önce harfin harekesi üstün ise üstün. H'nin harekesi üstün. Ve Y'den sonra da duruyor isek veya vav'dan sonra duruyor isek ki duracağız şimdi. Hayır diye duruyoruz. O zaman diyor meddilin olur. Y harfi uzatılır. Uzatma orada olur. 3-4 elif uzatılır. Şöyle ki hayır hayır meddilin gul yus la hullehum hayır ve in tü ıhva bundan sonra t harfi gelince ıhva olur ve in tü ha li tuhum
du, tı, du, hüm, feih, venukum, feih, hı harfini çıkaralım. Feih, venukum, feih, belli olsun diye ih diyorum ben ama normalde ih biraz da geriden çıkar. Ve in tuhalituhum feih venukum. Vallahu Allah lafzından önce üstünse kalın okunur. Önceki harfin harekesi. Vav'ın üstünü var ve kalın okunur Allah lafzı. Vallahu ya'lemül müfside. Ya'lemül müfside minel müslih. Yine sadık kalın olduğu için mü diyoruz ama sadık kalın çıkarıyoruz. Müslih. Minel müslih. Harimden cezim var. Durduk tıvdıra olduğu için. Velev şe'allahu. Şunu çeken harfimetten uzatma harflerinden elif var şe. Sebebi metten hemze gelmiş. Sebebi met demek uzatma sebebi demek. Met demek uzatmak demektir. Bu hemze geldiği için zaten biz şunu dört elif uzatıyoruz. Gelmeseydi uzatmayacağız. Bundan dolayı buna sebebi met, uzatma sebebi derler. Harfi metten elif, sebebi metten hemze gelmiş. Dört elif uzatılır. Küçük hemze olduğu için metni muttasıldır. Aynı kelime içindedir. Dört elif uzatmak vaciptir. Uzatalım. Velev şe Allahu le netekum lam elif. Elif'in ve lamın üstü var. Netekum düzeltiyorum ayın. Netekum innallâhe nunu tuttum. Nunun üzerine şedde olduğu zaman misil malikunadır. Tutar. İnnallâhe H çekmez. H zamirinden önce çeken harf varsa H zamiri çekmez. İnnallâhe azizün hakim. İki ötürden sonra H harfi gelince ızhar olur tutulmaz. Azizün hakim. Hakim metarızdır. Dödülü çeker. Vele meti tabi. Vele tenkihu. Bundan sonra kef gelince ıhva olur. Gunneli olarak genizden gelen bir ses ile tutulur. Ten kihul müşrikati ve le ten kihul müşrikati hatta değil. T ince harf. Hatta meti tabi yü'min yü diye vurdurduk çünkü yerin ötresi var yü. Burada hemze var. Hemzenin üstünde cezim var. Ve cezimi göstermemiz gerekiyor. Yü'minne. Eğer durmak istediğimiz harfin üzerinde şedde varsa ki tıdra var. Bir elif miktarı tutuyoruz. Şöyle ki yü'min. Eğer şedde olmasaydı yü'min derdik. Ama nunun üzerinde şedde olduğu için biraz tutuyoruz. Te yü'min min ve emetün lam elifin üstünde var ikisinin de ve emetüm müminetün tüm mü iki ötreden sonra mim harfi gelince tenvin veya nun sakinden sonra mim harfi gelince idgam mali ne olur? Harf birbirine katılır ve tutulur. Ye, mim, nun, vav harfleri idgam mali harfleridir. Ye, mim, burada mim gelmiş. Tutturalım. Vele emetüm müminetün. Yine mümini vurdurduk. Cezim var. Müminetün ha. İki öteden sonra hı harfi gelince ızhar olur. Ha, hı. Ayn, gayn, he. Bir de elif. Altı harf gelince ızhar olur. Tutulmaz. Müminetün hayrun. Hayrun. Minetün hayurum min. İki ötürden sonra mim geldiğine
Buradaki gibi ne yapıyoruz? Harfi birbirine katıyoruz ve tutuyoruz. Hayrum min. Hayrum min. Nun sakinden sonra yine mim gelince teninden sonra geldi bakınız burada. Bak şurada teninden sonra mim geldi. Burada ise nun sakinden sonra mim geldi. Aynı. Tenmin veya nun sakinden sonra mim gelince idgam malumu ne olur? Burada tenminden sonra geldi. Tenmin iki üstün iki ise iki ötürü biz tenmin diyoruz. Sonu en ile bitiyor. Mim geldi, tutturduk. Rummin. Yine nun sakinden sonra, nun sakin dediğimizde bu aklımız gelsin. Nun sakinden sonra mim gelince yine tutturuyoruz. Mim müşriketin. Mim sanki mimin üzerinde şedde varmış gibi okuyoruz. Mim müşriketi velev. Tenmin veya nun sakinden sonra vav gelince yine idgam maligunlu harflerdir. Ye, mim, nun, vav. Vav geldi. Yine idgam maligunlu yapalım. Müşriketi velev. Tutuyoruz ve harfi birbirine katıyoruz. Müşriketi velev. E'cebetküm. E'cebetküm. Vele. Evet, buradan devam edelim. Müşriketi velev. Tenmin veya nun sakinden sonra ye, mim, nun, vav harfleri gelince idgam malum ne oluyor demiştik. Yine vav gelmiş. Müşriketi velev e'cebetküm vele meti tabi le tünkihul müşrikine. Nun sakinden sonra kef gelince ıhva olur. Genizden gelen bir ses ile tutulur. Tün tün ve le tünkihul müşrikine ki meti tabi hatta yü'minü hatta meti tabi T'ye çeken elif var yukarıda. Çeker var. Asar var. Hatta yü yine vurdurduk. Burada hemzenin üzerinde cezim var. Yü derken hemzeyi göstermiş oluyoruz. Yü minü tığ duru var. Durmak istiyoruz. Çekerlerde uzatma işaretleri varsa çekerek durulur. Burada vav metni tabi çekerek duruyoruz. Yü minü çünkü vav var. Ve le ambe dün. Ambe B harfinin üzerine cezim gelince galigale olur. Ambe ve le ambe dün müminetün. İdigam malgune çok iyidir kıymetli dostlar ve öğrenci arkadaşlarım. Bakınız yine teminden sonra mim geldi. Ye, mim, nun, vav harfleri. Teminden sonra mim geldi. Yani iki ötreden sonra mim geldi. Harfi birbirine katıyoruz ve tutuyoruz. Şöyle ki biraz önce yukarıda söylemiştim ama tekrar edelim. Ve le ame düm müminetün. Düm müminetün. Yine hemz olduğu için vurdurduk. Müminetün hayrun. İki öteden sonra hı harfi gelince elif, ha, hı, ayın, gayın, he harfleri gelince ısrar olur tutulmaz. Ondan başka gelen bütün harflerde tutulur. Nun sakinden sonra hı harfi gelmiş. Tutmuyoruz. Müminetün hayrun. Müminetün hayrun min. Yine mim gelmiş. İdgam mahalle ne yapalım. Hayrum mim müşrikin. Hep mim gelmiş bakınız. Teminden sonra mim gelmiş. Nun sakinden sonra mim gelmiş. Aynı. İkisi idgam maligune olur. Harfler birbirine katılır ve tutulur. Şöyle ki Hayrum mim müşriki velev. Yine maligune geldi. Vav geldi. Müşriki velev e'cebekum Üle. Burada gasır var. Ü'yü çekmiyoruz. Normalde ü'yü çekmesi lazım. Elif ötürü uzatma işareti gelmiş. Vav. Ama gasır yazdığı için uzatma demek. Gasır uzatma. Met uzat demektir. Üle ike.
lamı çeken elif var. Harfi metten, sevmetten hemze gelmiş. Hemze geldiği için lamı çekiyoruz. Biraz önce söyledim. Harfi metten elif, sebebi met. Uzatma sebebi olarak hemze gelmiş. Hemze geldiği için bunu zaten dört elif uzatıyoruz. Ule ike. Metni muttasıl. Bir kelime. Süleyman nasıl bir kelime ise üle ike de bir kelime. Bir kelime içinde oluyor metni muttasıl. Üle ike yed'ûne yede ne yaptım burada? Yede galgale yaptım. Dal harfinin üzerine cezim gelince galgale olur. Hangi harfler galgale harfleriydi? Onu hemen gösterelim. Evet, galgale harflerimiz burada. Gaf, dal, cim, be, tı. Sağdan okuyalım. Tı, be, cim, dal, gaf. 2, 4, 5 harf. Gut bir cedin harfleri. Ezberlerken baş harflerine göre ezberlemiştik biz. Gut bir cedin harfleri. Bunlar kelimenin ortasında veya sonunda olunca galgale olur. Bunları unutmayalım. Gaf, dal, cim, be, tı veya tı, be, cim, dal, gaf. Ule ike yed'ûne ilennâr. İlenne. Nun üzerinde şedde var. Tutuyoruz. Ve cim duranı durduğumuz için mette arız yapıyoruz. Dört elif çekiyoruz. İlenner. İlen diye tutuyorum ilk önce. İlenner. Durduğumuz zaman mette arız. Geçersek mette tabi olur. Mette arız demek arızalı mühendmet. Durduğumuz zaman dört elif, geçtiğimiz zaman bir elif. Durduğumuz zaman mette arız, geçtiğimiz zaman metni tabii yani bir elif çekiyoruz. Bir duralım. İlenler. Metni arız yaptım. Şimdi metni tabii yapayım. Geçiyorum. Durmayacağım. R harfin üzerinde. İlenleri vallahu ilenleri ne bir elif çekip geçiyorum. İlenneri vallahu yed'u yed galgale u ile aynı çeken harfi metten vav sevmetten hemze gelmiş. Metni munfasıldır. Ayrı kelimelerde olduğu için uzun hemze geldiği zaman metni munfasıldır. Yed'u ayrı bir kelime ile ayrı bir kelime. Dört elif çekmek caizdir. Çekelim. Yed'u ilel cennet. Cenneti. Vallahu yed'u ilel cenneti. Vel meğme me diyoruz. Ama gayni kalın çıkarıyoruz. Vel meğ vel meğfirati bi izni peltekze bi izni elifinde ses var. Bi izni. Cim durağı var. Geçebiliriz de durabiliriz de. Geçmemiz daha uygun. Ama durduğumuz zaman da geriden almamız gerekmez. Bi izni. Peltekse. Bi izni. Eğer geçersek çekerek geçeriz. Bi iznihi ve yübeyni diye. He zamirinden önceki harfin harekesi üstün esre ötürü olursa he zamiri çeker. Burada esre gelmiş çeker. Ama durduğumuz zaman he zamiri çekmez. Bi izni ve yübeyyinü ve yübeyyinü ayetihi ayetihi yine hi zamiri çekiyor. Çünkü kendinden önceki harfin harekesi var esre. Ötre üstünde olabilirdi. Harekesi olduğu zaman çekiyoruz. Hareketsiz olduğu zaman çekmiyoruz. Şimdi burada harekesi var. Çekelim. Eyetihi metni tabii hepsi de Eyetihi linnâsi tuttuk ve bir elif çektik. Linnâsi leallehum leallehum hum değil. Leallehum yetezekkerun peltekse
Yetevekkerun. Run. Dörde çekiyoruz. Metaraj yapalım. Bir de okuyalım. Leallehum yetevekkerun. Sadakallahul azim. Rabbim okumalarımızı kabul eylesin. Rabbim ihlaslı, samimi okumayı nasip eylesin. Öyle Kur'an okuyalım ki melekler dinlesin. İnşallah. Evet, başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.